Bülent Hocam, hemoroid tedavilerinde belli testler var. Peki hangi testler yaptırılmalıdır? Hemoroidin hem tanısı hem tedavisine karar vermek için birincisi mutlaka bir rektosigmoidoskopi, yaş ilerlediyse kolonoskopi yapılıp iç kısmın görülmesi lazım. İç hemoroidlerin vaziyetleri, işte dışarıya hangisi besliyor, içeride başka kanayan neden var mı yok mu buna bakmak lazım. Bazı hastalarda anal tonus dediğimiz makat sıkan kaslarda gevşeklikler olabilir. Bunlar da anal manometri gibi basınç ölçümleri ya da defakografi dediğimiz farklı yöntemlerle anal girimin değerlendirilmesine yönelik testler var. Tabii ne kadar çok bilgi edinirse cerrah, ama her şeyden önemlisi de tabii kişinin cerrahın tecrübesi çok önemli. Ona göre de iyi bir tedavi, iyi de bir ameliyat yapılır. Peki Bülent Hocam, hemoroid hastalarının yaşları da fark eder. Mesela yaşlı bir hastamız, tansiyonu var, şekeri var. Bu tür problemleri olan hastalar için neler yapıyoruz? Evet. Fark eder, doğru diyorsunuz. Çünkü tansiyon ayrı bir problem, şeker ayrı bir problem. Daha da önemlisi, Kan bravo, sulandırıcı. aynen öyle. Tam önemli nokta orası. Şimdi ben mesela 50'li yaşlarda hastalar oluyor. İlerisini düşünmek lazım. Nasıl işte emekliliğim olsun, şuraya böyle bir şey ayırayım, ne bileyim yazlığım olsun, köye Evet. ev yapayım falan gibi. İleride bunları düşünmek lazım. Çünkü ileri yaşta artık hemen hemen herkese kardiyologlar kan sulandırıcı başlıyor, tansiyon ilacı başlıyor falan. Hemoroidi varsa kişinin o yaşla ilerledikçe daha çok artıyor. Kan sulandırıcıdan dolayı da kanıyor bu sefer. Yaşlılarda önemli bir problem kan sulandırıcı kullanımı. Bu ileri yaşlarda kaçınılmaz. Her anji olması, stent olması, takılmış olması falan bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu da az da olsa hemoroidi var olan insanlarda bu sefer kanamaya neden oluyor. Bu 1, 2, 3 derken günler ve aylar içerisinde kansızlığa neden olacak kadar kanamalar meydana geliyor. Bu durumda kardiyologla eş çalışıp bir müddet kan sulandırıcısı kesilip uygun olan yöntemle ya skleroterapi ya ameliyat ya da lazer ile bu hemoroid probleminin düzeltilmesi gerekiyor.